Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Kavlakçı, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone telefonumun garanti süresinin bitmesine sadece 3 hafta kala nasıl değiştirdiğimin hikayesini anlatacağım. Evet, yanlış duymadınız, telefonun garanti kapsamından çıkmasına sadece 3 hafta kalmıştı. Bu yüzden ben aslında süre bitiyor diye telefonu değiştirmeyebilirler mi? Veya süre bittiği için bu çocuk kendinden problemler uyduruyor olabilir mi diye düşüneceklerini tahmin ediyordum. Ki aslında gerçekten de sallıyordum. Sadece tek gerçek olan telefonumun şarjı çok çabuk bitiyordu. Ve 2 yıllık bir iPhone'da ise bu oldukça normal bir durum. Uyguladığım bu yöntem sayesinde benden başka 3 arkadaşımın daha iPhone telefonunu değiştirmeyi başardım. Anlatacaklarımı aynen yaparsanız sizler de iPhone telefonlarınızı garanti aracılığıyla yenileyebilirsiniz. Hadi şimdi gelin hikayemize başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk yaptığım şey Apple yardıma girerek sohbet penceresi oluşturmak oldu. Bir müşteri temsilcisiyle muhabbet etmeye başladık. Bana telefonun probleminin ne olduğunu sordu. Ben de kendisine şarjımın çok çabuk bittiğini söyledim. Bana bir link gönderdi ve bunu telefona indirmemi istedi. Başta afalladım. Bunu bana neden gönderdiğini anlayamamıştım. Meğerse uzaktan telefonun pil sağlığını test edebiliyorlarmış arkadaşlar. Test sonucunda bana pil sağlığımın oldukça iyi göründüğünü ve bir problemin görünmediğini söyledi. Ben de kendisine peki şu an sizinle konuşurken telefonumun pil seviyesi %5 düştü. Bu normal mi sizce diye sordum. Kendisi de bana o zaman telefonu daha ayrıntılı incelenmesi için teknik servise bırakmamı, kendisinin de internetten kaydımı oluşturduğunu söyledi. Hemen ertesi gün fazla vakit kaybetmeden İzmir Çankaya'da şu an adını hatırlayamadığım bir Apple servisine başvurdum arkadaşlar. Şimdi burada söylediklerimi lütfen dikkatlice dinleyin ve harfiyen uygulamanızı tavsiye ediyorum. Gişe görevlisi bana problemin ne olduğunu sordu. Ben de kendisine telefonun şarjının çabuk bittiğini söyledim ki bu doğruydu. Bunun dışında pil seviyesi %15 civarında telefonun kapandığını, power tuşuna bastığımda telefonun tekrar açılmadığını, telefonu tekrar açabilmek için power ve home tuşlarını aynı anda basarak hard reset attığımı söyledim. Telefon tekrar açıldığında ise pil seviyesini %25 civarında gösterdiğini belirtti. Bunları aynen yazdırdım. Çok da umudum yoktu süre azaldığı için, başta da belirttiğim gibi. Fakat sonuç olumlu oldu arkadaşlar. Aynı şekilde 3 arkadaşıma da aynı yöntemi kullanarak telefonlarını değiştirdim. Siz de bu bilgileri aynen yaparsanız telefonunuzu değiştirebilirsiniz. Anlattıklarım umarım sizler için de faydalı birer bilgi olmuştur. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça ve dostça kalın. Meğerse uzaktan pil sağlığımı test edebiliyorlarmış. Şu bitsin de. Ha, dur orada dur. Ha, muhabbet et. Aferin. Heh, orada dur. Heh. İnsanlar burada önemli bilgilerimi duyamasınlar. Sen orada dur. Sen açını kaybetme lan. Kameraman. Hayırdır ya. Gülme. Vallahi gitmiyor. Stop et bari. Motoru kapat, benzin yakmasın. Kapat. Abi ya, motor yine ucuz. Bizim gibi benzin kullanmıyor. Yak babam, yak. Oy ben öyle.